Okudukça. Asfa Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Okudukça başlıyor. Eser, Ufka Yolculuk Kültür Yarışması'nda soruların hazırlanacağı Riyazü Salihin'den Bin Bir Hadis Seçkisi. Yazar, Profesör Doktor Mehmet Emin Özafşar. Hayırlı akşamlar değerli okurlar. Hadis-i şeriflerimize giyeceklerin uzunluk ve kısalığı bölümünü okuyarak devam ediyoruz. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın en güzel giyinme şekli elbisesini baldırına kadar uzatmasıdır. Topuklarına kadar uzatmasında da mahsur yoktur. Ancak topuktan aşağı uzanan kısmı ateştedir. Allah Teala kibirlenerek elbisesini sürüyen kimsenin yüzüne bakmaz buyurmuştur. Giyimde lükse kaçmamak. Muaz bin Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip lüks giyinip kuşanmayı terk ederse Allah Teala kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır buyurmuştur. Kişinin durumuna uygun giyinmesi. Amr bin Şuayb babasından, o da dedesinden rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala nimetinin eserinin kulunun üzerinde görülmesinden hoşlanır buyurmuşlardır. İpekli giyinmek. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyada ipek giyen kimse ahirette giyemez buyurdu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ipek giymek ve altın kullanmak ümmetimin erkeklerine haram, kadınlarına helal kılındı buyurdu. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyuzdan dolayı bedenlerindeki kaşıntı sebebiyle Zübeyr ile Abdurrahman bin Avf'ın ipek giymelerine izin verdi. Yeni elbise ve ayakkabı giyildiğinde dua okumak. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah Efendimiz yeni bir sarık, gömlek ve benzeri giysi giydiğinde onun adını anarak Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin. Onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi günlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü günlerde kullanılmasından sana sığınırım derdi. Uyku adabı. Uykuya, topluluk içerisinde oturup kalkmaya ve rüyaya dair. Bera bin Azib radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah Efendimiz yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra Rabbim sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim derdi. Huzeyfe radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş onadır buyururdu. Ya'iş bin Tıhfe el-Gıfari radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre babası şöyle demiştir. Bir gün mescitte yüzü koyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla sarstı ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başımda duruyordu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse bir yerde oturur da Allah'ın adını zikretmeden oradan kalkarsa Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da Allah'ı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur buyurmuştur. Oturma adabı. Cabir bin Semure radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra bağdaş kurarak güneş iyice doğuncaya kadar namaz kıldığı yerde otururdu. Kayle binti Mahreme radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi elleriyle dizlerini kavrayarak kabı etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim. Asfa Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Okudukça devam ediyor. Meclis Adabı. İbni Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz, sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat ya sıkışın veya yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz oturduğu yerden kalkıp dışarı çıkarsa döndüğünde eski yerine oturma hakkını herkesten daha fazla sahiptir buyurmuştur. Amr bin Şuayb radıyallahu anh babasının vasıtasıyla dedesinden rivayet etmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, camide yahut toplantıda izinlerini almadıkça iki kişinin arasına sokulmak helal olmaz buyurmuştur. Ebu Davud'un diğer bir rivayetinde, iki kişinin arasına ancak izinleri alındıktan sonra oturulur denilmiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz, bir kimse bir mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Rabbim seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa mecliste yaptığı hataları bağışlanır buyurmuştur. İbni Ömer radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan meclisten nadiren kalkardı. Allah'ım bize günahlardan alıkoyacak kadar korku ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Bize hayatta bıraktığın müddetçe göz, kulak ve derman nimetinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al ya Rabbi. Bize düşmanlık edenlere karşı bize sen yardım et ya Rabbi. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları bize musallat etme ya Rabbi buyurmuştur. Rüya. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz, beni rüyasında gören kimse uyanıkken de görecektir veya beni görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim şeklime bürünemez buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz hoşuna giden bir rüya görürse bu rüya Allah'tandır. Onun için Allah'a hamd etsin ve onu söylesin buyurmuştur. Diğer rivayette, o rüyayı ancak sevdiği kimselere söylesin. Hoşlanmadığı bir rüya görürse o şeytandandır. Şerrinden Allah'a sığınsın ve rüyasını kimseye söylemesin. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez buyurmuştur.
Ebu'l-Eska Vasile İbni'l-Eska radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en büyük iftira bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir buyurmuştur. Selamlaşma adabı. Selamlaşma ve selamı yayma. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah Efendimiz, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem Esselamu Aleykum dedi. Melekler de Esselamu Aleyke ve Rahmetullah dediler ve Rahmetullah kelimesini ziyade ettiler buyurdu. Ebu Umare Bera bin Azib radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber Efendimiz bize hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zulüm görene yardım etmeyi, selamı yaymayı, davete icabet etmeyi, yemini bozmamayı emretti. Ebu Yusuf Abdullah bin Selam radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ey insanlar, aranızda selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin, insanlar uyurken geceleyin namaz kılın, selametle cennete girersiniz buyurmuştur. Tufeyl bin Ubey bin Ka'b'dan şöyle rivayet edilmiştir. Tufeyl Abdullah bin Ömer'e gelir, onunla beraber çarşıya çıkar. Biz çarşıya çıkınca Abdullah, kıymetli mal ve eşya satanların, çarşıda dolaşan yoksulların, herkesin yanından geçerken selam verirdi. Bir gün Abdullah'ın yanına gelmiştim. Birlikte çarşıya gitmemizi istedi. Ben de kendisine, çarşıda ne yapacaksın? Bir şey alıp satamazsın. Eşyanın fiyatını sormaz ve pazarlığa girişmezsin. Çarşının oturma yerlerinde oturmazsın. Otur burada konuşalım dedim. Abdullah, ey Eba Batn, göbekli. Tufeyl göbekli biriydi. Biz selam vermek için çarşıya çıkıyoruz. Karşılaştıklarımıza selam vereceğiz cevabını verdi. Selam verme usulü. İmran bin el-Husayn radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir adam Peygamber Efendimiz'e gelip, Esselamu Aleyküm der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde karşılık verir. Selam veren zat oturur. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurur. Sonra bir başkası gelir, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah der. Peygamber Efendimiz de aynı şekilde cevap verince selam veren oturur. Efendimiz 20 sevap kazandı buyurur. Sonra bir adam daha gelir, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh der. Peygamberimiz yine aynı şekilde cevap verince selam veren oturur, Efendimiz 30 sevap kazandı buyurur. Enes radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi. Bu şekilde sözlerini 3 kere tekrarlaması cemaatin kalabalık olduğu durumlarda olmalıdır. Miktat radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre o uzun bir hadiste şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için sağılıp ayrılan sütü hazırlar sonra içsin diye kaldırırdık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin gelir, uyuyanları uyandırmayacak ve uyanık bulunanları işittirecek şekilde selam verirdi. Yine bir gün geldi ve her zamanki gibi selam verdi. Esma binti Yezid radıyallahu anhadan şöyle dediği nakledilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Bir grup kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi.
Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem binekli yürüyene, yürüyen oturana, az olanlar çok olanlara selam verir buyurmuştur. Buhari'nin bir rivayetinde küçük büyüğe selam verir şeklindedir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz kardeşine rastlarsa ona selam versin. Eğer aralarına taş, duvar veya ağaç gibi bir engel girer de tekrar karşılaşırsa yine selam versin buyurmuştur. Okudukça Asfa Eğitim Vakfı'nın katkılarıyla hazırlanan Okudukça sona erdi. Okuyan Serpil Özcan, Profesör Doktor Mehmet Emin Özafşar'ın Ufka Yolculuk Kültür Yarışması için hazırladığı Riyazü Salihinden 1001 Hadis Seçkisi isimli eserini dinlediniz. Yarın akşam kaldığımız yerden devam etmek üzere hayırlı akşamlar.